çiçek yağdırılmasını hangi sersem istediyse, Mansi dururken benim üstüme yağdı. Üstüne çiçek yağdırdığın kız nasıldı, anlatsana. Onu ilk görüşte sevdin mi yoksa? Bu durumda evliliğin hakkında konuşabiliriz. Şunlara bak. Bana demiştin ki evlilik konusunu önümüzdeki ay konuşabiliriz. Gelinine bundan hoşlanmadığımı söyler misin anne? İyi de oğlum. Ben sana şimdi evlen de git demiyorum ki. Birkaç kız beğendim ve görmeni istedim, o kadar. Anne, sen de çok iyi biliyorsun. Ben eğer... Fotoğraflara bakmana nesi yanlış? Annem bütün kızları kendisi beğendi. Eğer birini seçecek olursan bize söyleyebilirsin. Bütün aile evin oğlunu yeniden evlendirmenin peşinde. Peki ya evin kızı? Yani ben? Ben ne olacağım? Nedense kimse beni düşünmüyor. Buradaki kızların hiçbiri sana hayır diyemez. Doğru. Bunu size defalarca açıklamaya çalıştım. Beni yeniden evlendirme fikrinden hepiniz vazgeçin artık. Hayatımda Arpita'nın yerini kimse tutamaz. Hiç kimse. Anne. Bari sen beni anlamaya çalış lütfen. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Ne o payal? Neden bağırıyordun? Baba, Palak saçıma kalem sapladı. Sadece saçını düzeltiyordum. Hem onun saçında bit var. Benim saçımda yok, senin saçında var. Benim saçımda bit yok. Bir tane bul, göster. Tabii tabii. Bir dakika, bir dakika duralım. Evet payal. Senin saçında bit mi var? Hayır baba, o yalan söylüyor. Yalan mı söylüyor? İyi kızlar asla yalan söylemez, değil mi baba? İkiniz de iyi çocuklarsınız. Ama saçlarınız çok kötü olmuş. Beni şikayet ettin, görürsün sen. Görelim, görelim. Yine ne oluyor? Buraya gel. Gel bakalım. Bakın iyi kızlar kavga etmez. Tamam mı? Baba, bu tarafı ya. Bu taraf mı? Peki ben... Gülme sen de. Baba, bu acıyor. Acıyor mu? Bu tarafı da yapalım. Ben size söylemiştim. Uslu kızlar kavga etmez. Bırak onu ben yapayım. Kızlarımla kendim ilgilenebilirim yenge. Ben hallederim. Yağ sürsek daha iyi olur. Gel payal. Benim saçıma da yağ sür. Hadi gel bakayım, sen de gel. Babam da hiçbir şey bilmiyor. Peki neden bunları annemize yaptırmıyoruz ki? Bir çocuğun bütün ihtiyaçlarını annesi karşılayamaz. Bir babanın varlığı da çok önemli. Anşı düşün biraz. Her çocuğun hakkı olan mutluluğu yaşaması gerekmez mi onun da? Söylesene. Kızım, geçmişin acılarını taşıyarak yaşamak hayat değildir her zaman. Hayatta ilerlemek de çok önemli. Ne acısı anne? Sana mutsuz mu görünüyorum? Anne, ben çok mutluyum. Gerçekten.
Yüzüm üzgün gibi görünüyorsa bu konuda bir şey yapamam. En azından bazen ciddi olalım ha? Şaka yapmak her zaman iyi değildir. İkinci evliliğim için endişelenmek de iyi değil anne. Sana kaç kere söyleyeceğim. Benim oğlumun babaya ihtiyacı yok. Ben onun hem annesi hem de babası olabilirim. Şimdiye kadar bunu başardım zaten. Ama eğer benden sıkıldıysan ve beni evden kovmak istiyorsan açık açık söyleyebilirsin. Yaş. Gerçekleri görmezden gelerek değiştiremeyiz oğlum. Dünyanın en büyük gerçeği, en acı gerçeği, ölenle ölünmüyor. Yaşamak zorundayız. Kendimiz için, geride kalanlar için yaşamalıyız oğlum. Onlar yaşıyor. Bize ihtiyaçları var. Artık geçmişi unutmak zorundasın oğlum. Arpit'e öleli 3 yılı geçti. Bu daha ne kadar sürecek? Ben de biliyorum oğlum. Yeni bir hayata başlamak hiç kolay değil. Ama bu durumda çok zor. Bir kızın babasıyla paylaşamayacağı çok şey vardır oğlum. Başkasının bile anlayamayacağı şeyler. 2 kız evlat yetiştiriyorsan destek alman çok önemli. Ayağım dik dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.